Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Tuğba Nur. Bugün Hasan Boğdu'dayız. Hasan Boğdu ile Sütümen Şelalesi arasında piknik yapabileceğiniz yerleri göstereceğim bir video olacak. Eğer piknik severseniz ve burada piknik yapmak istiyorsanız kesinlikle tercih etmeniz gereken bir yer arkadaşlar. Şimdi bu video ayrıca tam size göre olacak. Videoma hoş geldiniz. Şimdi oralara gidelim. Arkadaşlar, bir iki dakika indik aşağıya doğru ve piknik alanları, insanlar artık piknik yapmaya başladığı yerler başladı. Onları beraber göreceğiz. Mesela arkadaşlar, arkamıza kendileri hamak kurmuşlar ve kayanın üzerinde dinleniyorlar. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz tabii ki de. Arkadaşlar, tabii ki de bazı banklar suyun içinde, çivi gibi su bu arada. Çivi gibi su. İyice soğuk suya girmekten dilim de dönmüyor. Arkadaşlar, hep dediğim gibi burada da özel olarak mangal yakmak yasak. Mangal istasyonu var, işte mangal istasyonunu da göstereceğim. Sadece orada mangal yapabiliyorsunuz. Ayrıca dereye girmek de yasaklanıyor ama işte her zaman ne kadar uyguladığımız üzere Hasan Boğdu videosunda biliyorsunuz yani. Oradan da görebildiğimiz üzere yani dereye girenler var her zaman. Arkadaşlar, bu dere Kızılkeçil Çayı üzerinde, onu da bahsedeyim çünkü aklıma bir an şeyden geldi. Kızılkeçil'i de biz piknik yapıyoruz normalde, ilk defa buraya piknik yapmaya geldik. Kahvaltımızı falan da burada ettik. O yüzden Kızılkeçil'e benziyor mesela bu kısmı. Arkadaşlar, arkada hortumdan çıkan sudan içebiliyorsunuz. Zaten Kaz Dağı'dan gelen sudan daha nefisi yoktur. Ben bir yüzümü değiştirdim. Anne! Hayır! Ya bu yol bence. Burada da arkadaşlar köylülerin kendi yaptığı satışları mevcut. Köylerden almak isteyenler buradan rahatlıkla alabilirler. Şimdi gel buraya. Gel şuraya.
arkamda bir lokanta var. Dileyenler buraya da oturabilirler. Şurada bir köprü var. Buradan da manzarayı görmeden olmaz. Evet arkadaşlar, size mangal istasyonunda sadece mangal yapılabildiğini söylemiştim. Mangal istasyonu da sol tarafta gördüğümüz, zaten kocaman harflerle yazılmış mangal istasyonu diye. Mangal yapmak isteyenler, burası karşı lokantaya falan ait değil arkadaşlar. Kendi mangallarınızı kendiniz getiriyorsunuz. Sadece belli bir alanda toplamak istemişler. O yüzden mangal istasyonu var. Evet arkadaşlar.